vakıf ibadetini örnek alan sahabiler aşağıdaki ayetlerden hangisini rehber edinerek mallarını vakfetmişlerdir. etmişlerdir? Hz. Ömer Hayber'de ganimet olarak sahip olduğu değerli bir arazisini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aslını alıkoy, gelirini tasadduk et, yolundaki tavsiyesine uyup satılmamak, hibe edilmemek ve miras kalmamak şartıyla ihtiyaç sahipleri için tasadduk etmiştir. Hazreti Osman Medine'deki Rume kuyusunu satın alıp bütün Müslümanların yararını tahsis etmiştir. Halid bin Velid savaş aletlerini ve atlarının toplumun yararı için kullanılmasını tavsiye etmiştir. Hazreti Ali bir arazisini ve yem buda bir su kaynağını vakfetmiştir. Burada bazı sahabilerin örnekleri verilmiş. Sahabilerin Allah yolunda yapmış oldukları tasadduklardan bahsedilmiş. Tasadduk etmek sadaka olarak vermek manasında Bakalım bununla alakalı ayetlerimize. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için ibret vardır. Burada herhangi bir şekilde Allah yolunu tasadduk etmekten bahsetmemektedir. Onları ticarette, alışverişte Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden korkarlar. Burada Allah'a inananların herhangi bir şekilde Allah'ı anmaktan uzaklaşmayacakları yani herhangi bir şekilde ticaret veya dünyalık bir şeyin Allah'ı anmaktan onları men etmeyeceğinden bahsedilmektedir. Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahirete inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Burada herhangi bir şekilde yine tasadduktan bahsedilmemektedir onların mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Burada müminlerin mallarında gerek ihtiyacını aşikar eden yani insanlara söyleyen gerekse gizleyenlerin bir hakkının olduğundan bahsedilmekte ve bundan dolayı o kişiler Allah yolunda mallarını harcamışlardır, tasadduk etmişlerdir, zekat olarak vermişlerdir. Yani genel olarak Allah için infakta bulmuşlardır Bundan bahsetmektedir. Cevabımız bu noktada D şıkkı olmalıdır. Bu ayette yasalarından hangilerine yer verilmiştir? Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerde, yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü hallik toprağı canlandırdığı suda, Yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok delil vardır. Burada Allah'ın varlığını ve birliğini çevremizde görebildiğimiz alemdeki düzenden ve nizamdan örnekler verilmiş. Bununla alakalı baktığımızda gece gündüzün birbirini takip etmesi burada fiziksel yasa olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine yüzüp giden gemiler bu şekilde söylenebilir. Aynı şekilde devamında da gökten suyun inmesi ve oradan canlılığın çıkması veya yeryüzünde çeşit çeşit canlıların yayılması gibi şeyler ise bizlere biyolojik yasa olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevabımız bu noktada C şıkkı olmalıdır. Toplumsal yasayla ilgili herhangi bir şey yoktur. Bu dizeler kaderle ilgili kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker. Doğru tartan esnaf rahat, huzurlu gezer. Eğrinin ve doğrunun hesabı mahşerde, dünyada biraz huzur, her şeye bedel. Sıhhatin nasıl gülüm sen ondan haber ver, ilaç neye yarar, vade gelmişse yer. Burada vadenin gelmiş olması ecele işaret etmektedir. Sıhhat sağlıkla ilgilidir. Tevekkül ise elinden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Fakat yukarıda bununla ilgili herhangi bir şey yoktur. Bu noktada cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olmalıdır. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bir gün Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir dirhem yüz bin dirhemi geçmiştir buyurmuşlardı. Sabiler bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevap verdi. Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan en iyisini tasattuk etti. Yani malının yarısını sadak olarak vermiş oldu. Diğeri ise hali zengin biriydi. O da malının yanına varıp malından yüz bin dirhem çıkardı ve onu tasattuk etti. Bu olaya baktığımız zaman bir dirhem yüz bin dirhemi geçmiştir buyurmuş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sabiler bu duruma şaşırıyorlar. Aslında baktığımızda bir dirhem yüz bin dirhemin yüz binde birine denk böyle bir şeyin olması mümkün değil. Fakat Hz. Peygamber bir şeye dikkat çekmekte. Kişinin imkan dahilinde yapmış olduğu fedakarlığın büyüklüğüne dikkat çekmekte. Bununla ilgili baktığımızda şıklarımızda A şıkkında sağ elin verdiğini görmemelidir. Burada tasattuk ederken yardım yaparken bir üslup anlatılmakta. Yani kibirlenmemek, gösteriş içerisine girmemek bahsedilmektedir yukarıdaki metinle alakalı değildir. Allah katında değerli olan infak edilen malın miktarından ziyade infak edenin fedakarlık derecesidir. Burada fedakarlık ne kadar büyükse Allah katında o kadar değerlidir anlatılmaktadır. Cevabımız bu noktada B Şık olmalıdır. Kişi kendine verildiğinde gönül huzuruyla alamayacağı kalitesiz ve bayağı şeyleri fakirlere infak diye vermemelidir. Kişi kendisine yakıştırmadığını başkalarına vermemelidir. Başa kalkmak ve incitmek suretiyle sadakalar boşa çıkarılmamalıdır. Yine aynı şekilde gösterişten uzak bir şekilde, kibirden uzak bir şekilde yardım yapılmalıdır. Cevabımız B şıkkıdır. Bu ayette vurgulanan peygamber aşağıdaki hizelerden hangisiyle anlatılmaktadır? Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Burada Hz. Musa ve Hazreti Harun kardeşini de destekleyeceğiz demiş olduğu kişi Hazreti Harun desteklenen kişi ise Hazreti Musa şıklarda Hazreti Musa arayacağız. Ona ilhamdı. 7 yıl kıtlık var. Bundan dolayı Mısır'da dolan var. Kenan'dan kardeşleri geldi Mısır'a. Onun gözü Bünyamin'i arar. Burada Hazreti Yusuf anlatılmakta. Asası vardı elinde, sözünü dinleyen, ol demesiyle olurdu bir ejderha yılan. Firavun ona meydan okumak istedi, onun mucizesiyle her şey oldu yalan. Burada Hz. Musa'nın asasının mucizesinden bahsedilmekte. Cevabımız 5 olmalı. Medyen ölçü tartıda çalan kavim, peygamber der yapmayın Allah hakim. O enbiyanın hatibi sayılır, överek anlatır Kur'an-ı Kerim. C şıkkında Hazreti Şuayb anlatmakta. Dermesil denen o zalim hükümdar ona zulmetti tufana kadar. Ayak takımıyla birlikte battı tufandan sonra hakimdi istikrar. Burada Hazreti Nuh'un tufanından bahsedilmekte. Cevabımız 5 olmalı. Kasas suresi 35. ayette de Hazreti Musa anlatılmaktadır. Zekatın nasıl verilmesi gerektiği ile ilgili verilen parçada aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisine değinilmemiştir? Zekat ibadeti'nde de öncelikle diğer ibadetler gibi niyet edilmelidir. Zekat verirken akraba ve komşulardan yoksul olanlara öncelik tanınmalıdır. Bunlar arasında zekat verilecek kimse yoksa zekat toplumdaki diğer yoksullara verilmelidir zekat ve diğer yardımların gösterişten uzak olarak mümkünse gizlice verilmesi daha uygundur. Yoksullara ve kimsesilere zekat verirken gururlara incisilmemelidir. Zekat olarak verilecek malın fakirin hakkı olduğu bilinmeli ve verilen kişiye minnet altında bırakacak davranışlardan kaçınılmalıdır. Ayrıca malın iyisinden verilmeye dikkat edilmelidir. Zekat verirken nasıl verilmeli? Öncelikle niyet edilmeli yakın komşulardan, akrabalardan başlanmalı. Gösterişten uzak, onların gururunu incitmeden ve malın iyisinden zekat olarak verilmeli. Bununla alakalı bakalım şıklarımızda. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Burada verilen malın kişinin malını bereke, bereketlendirdiğinden bahsedilmekte. Bakalım diğer açıklarımıza. Ey ima edenler, başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız sayıları boşa çıkma, çıkarmayın. Burada gösterişte uzak verilmeli, gururlara incitilmemeli. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Burada malın iyisinden verilmeli, kişi kendisine yakıştırmadığını başkalarına vermemeli. Eğer sadakaları, zekat ve benzeri hayırları açıktan verirseniz ne güzel. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Yine başa kalkmamak, onları incitmemek, gerekirse gizden vermek, gizlice vermek tavsiye edilmiştir. Cevabım bu noktada aşık olmalıdır. Bu metinde Burcu Hanım zekatla ilgili aşağıdaki soruların hangisinin cevabında yanlışlık yapmıştır? Burcu Hanım iş yerine geldiğinde bir avukatın kendisini beklediğini öğrendi. Avukat ile görüştüğünde Muğla'daki Neriman teyzesinden kendisine 500 bin TL miras kalmıştı. Bu duruma çok sevinen Burcu Hanım parayı banka hesabına yatırdı. Gelecek yıl kendisine miras kalan paranın 40'ta birini üniversite okuyan torununa zekat olarak verdi. Şimdi metne baktığımız zaman Burcu Hanım'a teyzesinden 500 bin TL miras kalmış. Kendisi de nisap miktarını geçtiği için dinen zengin sayıldığı için gelecek yıl bu 500 bin TL'nin 40'ta birini zekat olarak vermek istemiş. Fakat zekatı torununa vermek istemiş. Bu noktada bir hata var. Bakmakla yükümlü olduğu kişilere zekat veremez. Yani kendi anne babasına veya işte onun annesine babasına veya kendi çocuklarına veya torunlarına zekat veremez. Burada zekat kimlere verilir noktasında bir hata vardır. Cevabımız bu noktada C şıkkı olmalıdır. Buna göre parçanın sonuna aşağıdaki ayetlerden hangisinin getirilmesi daha uygundur? İnsan günlük hayatında pek çok olumsuzluklarla karşılaşır. Örneğin kendi yalnız hisseder, çaresiz kalır, değişik korkulara kapılabilir. Hastalıklarla ve musibetlerle uğraşmak zorunda kalabilir. Felaketlerle yüzleşebilir. Allah Celle Celaluhu ve ahiret inancı bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü verir. İnsan dünya ve ahiret mutluluğunu din sayesinde elde eder. Bu konuda bir ayette şöyle buyrulur. Evet insan hayatında birçok olumsuzluklarla karşılaşabilir. Her zaman günlük gülistanlık olmayabilir. Her zaman rüzgar istediğimiz yönde esneyebilir. Yani hayatımızda birçok hastalık olabilir veya işte yalnız çaresiz hissettiğimiz durumlar olabilir. Bu durumda Allah bizlere şöyle buyurmuştur. Haberiniz olsun kalpler yalnız Allah'ın zikriyle tatmin olur. Yani yanında Allah'ı hissettiğin zaman kalbinde Allah'ı hissettiğin zaman bu korkuları kolay bir şekilde yenersin korkulardan kolay bir şekilde kurtulursun ve kalbindeki Allah sevgisiyle, Allah'ı anmakla kurtuluşa erersin. Aslında burada bahsedilen şey budur. Cevabımız bu noktada aşık olmalıdır. Verilen metinde Osman Bey'in korunması gereken temel haklardan hangisine riayet etmediğini söyleyebiliriz. Yani uymadığını söyleyebiliriz. Osman Bey bu yıl yapacağı üç kat ruhsatlı olan binasına bir kat fazladan yapmak için belediyeye başvurmuştu. Belediye çalışanları Osman Bey'e o bölgedeki tüm evlerin üç katlı olduğunu ve daha fazlasını müsaade edemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Osman Bey belediye çalışanının çok iyi konuştuğu bir yakını bularak ona para teklif etti ve bu iş çözmesini istedi. Osman Bey dört katlı bir ev yapmak istemiş fakat belediye o bölgedeki evlerin mimari yapısının üç katlı olduğunu ve daha fazlasını veremeyeceklerini söylemiş. Bunun üzerine Osman Bey onlara rüşvet teklif etmiş ve illegal yolla bu işi çözmek istemiş. Fakat bu durum bir suçtur. İslam dini tarafından yasaklanmıştır. Ve malın korunmasıyla ilgilidir diyebiliriz. Cevabımız B şıkkı olmalıdır. Bu ayetlerde İslam'ın korunmasını istediği temel ilkelerden hangisine yer verilmemiştir? De ki ey inkarcılar ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size benim dinim banadır. İnkarcılar Hazreti Peygamber'e geldiler ve onlara dediler ki bir gün biz senin taptığına tapalım. Bir gün sen de bizim ilahlarımıza tap. Dediler. Hazreti Peygamber bu durumda net bir şekilde ben sizin taptıklarınızı tapmam. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz diyerek onların ilahlarını yok saydığını yalnızca Allah'a ibadet edeceğini belirtmiş oldu. Yani onların ilahlarını meşru hale getirme isteğini boşa çıkarmış oldu. Burada dinin korunmasından bahsedilmekte kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Burada eşlerin yaratılması, ailenin devamı, ailenin devamı da işte neslin devamı ile alakalı. Burada neslin korunmasından bahsedilmekte. Ey ima edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Burada ticaretin helal, malların kendi aralarında haksızca yenmesinin haram olduğundan bahsedilmekte. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Yani malın korunmasından bahsedilmekte. Ve kendinizi öldürmeyin ifadesinden ise canın korunmasından bahsedilmekte. Şıklarımıza bakalım. Canın korunması Nisa suresi 29. ayette dinin korunması kafirin suresindeki ayetlerde yer almakta. Neslin korunması ise Rum suresi 21. ayette yer almaktadır. Aklın korunması ile ilgili bir şey yoktur. Cevabımız bu noktada C şıkkı olmalıdır.